Merhabalar, ben Köfteyiz Köte ve Feet Beast Minecraft serimizin 10. bölümüne hoş geldiniz. 10. bölüm olmasının önemli bir yanını biliyorsunuz. Bu bölümden sonra elinize bir world save geçecek. Ve bu da demek oluyor ki bu bölümü düzgün bir yerde bitirmeliyim. Neyse, şimdi solar panellerimizi bitirmemiz lazım. Bunun için öncelikle ihtiyacımız olan tek bir şey kaldı ilk solar panelimiz için. Ve o da artık hazır. Bu arada gördüğünüz üzere işlemin sonucunda sellerimizin bir kısmı bize geri dönüyor. Diğer kısmı da Mercury Cell olarak geri geliyor. Bu birkaç farklı kullanıma sahip single use battery yapımında kullanılabiliyor. Luminator yapımında kullanılabiliyor. Bunun dışında direkt empty cell'e geri çevrilebiliyor. Quicksilver üretiminde kullanılabiliyor. Ve Industrial Grinder'da ore'ları üçlü yapmaya sağlıyor. Ama biz bunu ne yapacağız? İhtiyaç duymuyorum ben bunlara. O yüzden ben bunları sellere geri çevireceğim. Sen enerji sıkıntısı mı yaşıyorsun gene? O zaman seni geri çekelim. Evet, burada da şimdi seni iptal edelim. Diğeri hazır olunca seni koyarız. Ama dur. Ona ihtiyacımız vardı bizim, değil mi? Yoksa dur. Buraya mı koydum? Evet, ihtiyacımız vardı. Neyse. Seal complete. Lazım. Carbon plate lazım. Orada iki tane solar panel yapacağım. Görüldüğü üzere. Jeneratör lazım. Jeneratörlerimiz burada. Elektronik circuit lazım. Ve glass pane lazım. Medium sunum tabii ki de burada. Ama biz bu bir tane daha silikon sel yapmıştım sanki. Seni 2 saniye iptal edelim. Seni geri bağlayalım. Ama bağlayamayız. Çünkü burada yeterli enerjimiz yok. Bu gibi ufak sorunlarımız var şu an. O yüzden solar panel yapacağız. Ve Nether'dan beleş lav çekmeyi sevmiyorum. Kovumuz yanımızda. Mis. Dire of Twin'i Pekin'deki serimizde, yani sıradan oyuncuyla yaptığım seride bunu yapmıştık. Çünkü sıradan oyuncu istiyordu. Fakat burada daha gelişmiş enerji üretim yollarını göreceksiniz. Tabii kolay yoldan enerji üretmek isteyenler direkt o yolu tercih edebilir. Ama neticede ben kolay yoldan enerji üretmek istemiyorum. Bu yüzden gidip Mindcrack oynuyorum. Greg tekli bir oyun. Greg tekli bir modpack. Enerjimiz de hazır. Bu yerde kalmış tabii. Ama sanki bir tane daha silikon sel yapmıştım sanki. Hani hazır olmuştu diye hatırlıyorum. Silikon sel demişim. Anladınız siz onu. Çünkü kayıp silikon selimiz var sanki. Evet, var.
Buradaymış. Bu arada AI'da arama çubuğuna iki kere çift tıklarsanız eğer bulduğunuz bu highlight olayını yapıyor. Ve bir adet solar panelimiz var. Ancak bunu normal olarak kullanmayacağız. Bunu advanced solar panele çevireceğiz. Advanced solar panel için neler lazım? Öncelikle şu motorları kapatmam lazım. Bunlarla işim bitmişti. Evet. Şunları halletmem lazım. Şu biraz daha enerji depoladıktan sonra azıcık daha lava koyalım. Aralarındaki fark ne? Normal solar panel 1 EU üretiyor tik başına. Advanced solar panel ise 8 EU üretiyor tik başına. Ve Advanced Solar panelinin daha da güzel bir yanı, geceleri de EU üretebiliyor. 1'e EU ama. Yani gecede 1 EU, EU'dur. Ve bu lava lake'i kuruttuk. Aslında bir pump sistemi yapabilirim. Ama Nether'a değil, kesinlikle. Yok, şuralardaki bir yanardağımız vardı. Ona. Evet. Bu arada sırf bu bölümü güzel bir yerde bitirmek için bu bölümü fazla uzatabilirim ya da bir anda kısaltabilirim de. Haberiniz olsun. Tabii bunun işlemi yarıda kesilmişti. Seni de işe çalışmaya sokalım. Sokmayalım. Enerji biriksin öyle. Evet, ilk solar panelimizi yapmıştık. Peki, Advanced solar panel için nelere ihtiyacımız var? Öncelikle Advanced Machine Brew'a ihtiyacımız var. Ah. Bunun dışında Advanced Circuit ve buna ihtiyacımız var. Bunlardan muhtemelen bir tek glowstone'u biliyorsunuz. Bu glowstone çevresi glowstone'la sarılmış uranyum, refined uranyum. Refined uranyum ise kompresörde uranyum ore'un işlenmesiyle oluşuyor. Evet. Ve uranyum bir sen dur. Kaç tane lazım olacak? Ha, iki tane lazım olacak toplamda. Çünkü bu ihtiyacımız olandan fazla üretecek. Orlarımızı işleyelim kompresörde. Sen üretimini nasıl yapıyorsun? Gayet güzel. Bunun dışında başka neye ihtiyacımız olacak? Reinforced glass. Yapımı kolay. Reinforced glass'ın. Şu an Reinforced Glass'ı size göstermek için bir yere yerleştirmek isterdim ancak elimde onu kıracak bir şey yok. Teknik olarak nükleer patlamaya bile dayanıklı bir cam. Ve Glowstone. Evet, ama bazı gereksiz şeylerimizi yerlerine koyalım. Mesela Stone gibi. Inventory'niz fazla dolu çünkü. Uranyumlarımız burada. Uranyumlarımızı alıyoruz. Çevrelerini glowstone'la kaplıyoruz. Ortaya glowstone. Ve buna sahibiz artık. Şimdi ne ihtiyacımız var? Advanced Circuit 2 adet ve bir adet Advanced Machine Bloğu. Advanced Circuit'lerimizi yapalım hemen. Redstone ve Lapis Lazuli'ye ihtiyacımız olacak.
Direkt şunları komple alayım. Circuitlerimiz hazır. Bunları şimdi şöyle koyayım. Gerçi bir tane yapacağız ama. Ve solar panelimiz. Son neye ihtiyacımız var? Advanced Machine Block. Tabii ki de neyi unuttum? Advanced Machine Block'u unuttum. Siz ikiniz gelin şöyle. Carbon plate'ler elimde. Advanced Machine Block. Bunu da koyuyoruz. Advanced Solar panelimiz hazır. Ve şimdi uyuyalım. Advanced Solar panelimiz hazır olduğuna göre bunu bir yere yerleştirebiliriz. Nereye yerleştireceğiz? Tabii ki de çatımıza. Çıkabilirsek. Elimde son bir parça 4 var. Ve gördüğünüz gibi iyi üretmeye başladı bile. Fakat bunu NFE'mize nasıl taşıyacağız? Tabii ki de bunu kırarak değil. Bu benim dörtlüğümdü. Senin orada ne işin var? Bir tanesini farklı tip kablo yapmamızda pek sakınca görmüyorum. Neticede gene elektriği aktarıyor. Ama elektrik kaybı için gene bizim o eski tip kablomuzu yapacağız. Daha doğrusu yeni tip kablomuzu. Eski tip nereden çıktı? O yepyeni bir kablo. Ama öncelikle glass'a ihtiyacımız var. Şanslıyız ki burada sürüsüyle craft etmiştim. Glass, Diamond, Electrum ve Glass Fiber Cable. Ve artık daha fazla EU üretiyoruz. Ve bunu da artık işleyişe sokabiliriz. Evet, ilk solar panelimizi gördüğünüz gibi yerleştirdik. İster gibi elektriğimizi de üretiyor solar panel. İkinci solar paneli de şuraya yerleştiririz herhal. Şimdi ikinci solar panel için gerekli malzemeleri toplayalım. Bunun için bir adet circuit'imiz kaldı ve iki set daha circuit hazırlamamız lazım. Ama rubber'ımız yok. Ama gerek yok. Refine Iron. Bunlardan iki tanesini advance hale getiriyoruz. Bir adet machine bloğumuz vardı. Yok mu? Kullandık onu, evet. Bir tane daha machine block yapıyoruz. Onu advance'e çeviriyoruz. Ama tamam, gerekmiyormuş. Bunu advance'e çeviriyoruz. Ve geri kalan şeyleri yerine koyuyoruz. Bir de circuit'imiz de fazladan oldu. Misler gibi. Ama İlla hayvan gibi elektrik mi lazım sana? O zaman ne yapalım? Bir de normal jeneratör yapalım. Ben neden böyle konuşuyorum? Redstone'umuz var. 2, 3, 4. Tinimiz varmış zaten elimizde. O zaman ihtiyacımız olan her şey elimizde.
Neticede bu furnace'lara ihtiyacımız yok artık. Refine Iron, Shimlock ve Generator. Şuraya Generator da yerleştirelim. Ve hazır Generator'dan söz açılmışken şuna bakalım. Wahoo! Misal gibi enerjimizi üretiyoruz. Bu esnada size Portal Gun'ı tanıtayım. Portal oyununu oynamış olanlar ki büyük çoğunluğunuz oynamıştır. Oradaki portalların aynısı. Sizi bir yerden başka bir yere ışınlayabiliyor ve bunun için bir mesafe farkı mevcut değil. Demin şuraya gördüğünüz gibi evimden buraya 2 saniyede geldim. Ve tekrar evime geldim. Bunun için de R tuşuna basarsanız tüm portalları kapatıyor. Bir de yanlış hatırlamıyorsam su. Evet. Eğer R tuşuna basılı tutup herhangi bir portal açma tuşuna basarsanız bu arada sağ tuş, yani sol tuş maviyi açıyor, sağ tuş turuncuyu açıyor. Eğer R'ye basılı tutarak sağa basarsan maviyi kapatıyor. R'ye basılı tutarak sola tıklarsan, pardon ters oldu. Sağ sol karışıyor arada. Ama direkt R'ye basarsak açık olan tüm portalları kapatıyor. Ve böyle güzel bir şey işte. Ve hazır demin rubber sıkıntısı yaşayacağımız korkusunu yaşamışken rubberlarımızı toplayalım. Rubber'larımızı da pişiriyoruz bir yandan ve şunun olmasını bekliyoruz. Bu esnada başka ne yapabiliriz? Bunlara değindik. Bunun dışında Blast Furnace'ımız burada hazır. Ancak ikinci bir Blast Furnace kullansak mı diyorum. Ama bunu yapmamız lazım. Ancak bunun için buna ihtiyacımız lazım. Ve ne bir magma cream'imiz var, ne slime'ımız var, ne de blaze powder'ımız var. Dolayısıyla bu başka bir bahara kalıyor ve bunun kadar hızlı değil. Evet ve o zaman hazır 40 level'a ulaşmışken başka bir pickaxe enchant etmeye ne dersiniz ya da bir kılıç mı enchant edelim? Kılıçlardan söz açılmışken sol sendimiz yoktu pardon. Zaman sen gel bakalım. Sen gel bakalım. Evet, gidip bir kılıç enchant edeceğiz. Aslında dur. Şurada Tomyum'umuz vardı. Buralarda bir yerde. Ha. Tomyum kılıç enchant edeceğim ben. Tomyum kılıcın hem altınla aynı enchant yeteneği mevcut. Yani çok daha güzel enchant bulma şansınız daha yüksek.
Bunun dışında bununla elde edebileceğiniz, daha doğrusu Tomcraft itemleri ile elde edebileceğiniz özel bir enchant söz konusu. Ama gelmedi. Repair özelliği vardı normalde ancak buna gelmedi. Fakat bu da güzel bir enchant. Bunun dışında şuradaki kitaplarımızda neler var? Smite ve Fire Protection. Şu an iyiyiz. Bunlar bittiğinde ben size geri döneceğim. Yalan söyledim. Onların bitmesini beklerken uğraşacak güzel bir şey buldum. Uğraşacak güzel bir şey buldum. O da arıcılık. Evet, arıcılığa giriş yapacağız şimdi. Arıcılığa giriş yapmak için öncelikle bir item'a ihtiyacımız var. Bunun adı Scoop. Scoop bu şekilde craft ediliyor ve şimdi yatsak güzel olabilir. Arıcılık bize neler kazandıracak? Bir, bazı güzel malzemeler ki ekstra bees kurulu olduğu için maden bile elde edebiliyoruz arılardan. İki, bal. Ve bal da işe yarayacak bir şey. Ayrıca dur. Siz nesiniz? Marble Princess ve Drone. Evet, bu ikisini kullanalım şu an. Arıcılık hakkında çok fazla bir bilgim yok. O yüzden çok sık sık fail'lar yaptığımı görebilirsiniz. Bunları aldırmayın. Ya da aldırın, size kalmış. Ancak bayağı fail iş yapacağım. Ve 2 adet APR'imizi koyalım. Bunlar çalışmaya başlarken diğer bir yandan elimizde zaten az buçuk bir frame vardı. Onları kullanalım diyorum. Ama neyde kullanalım? Şunu da kullanalım. Bu frame'lerin değişik efektleri var da henüz bu efektlerin ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Sonraki bölümde araştırıp gelmiş olacağım. O yüzden şimdilik mahsur görün. Ayrıca gördüğünüz gibi bal elde ediyorsunuz bundan. Ve balla yapabileceğiniz şey, bir saniye. Forestry plugin'i yok bunda. Galiba yok. Neyse. Bal sayesinde bazı şeyler elde edebiliyorsunuz. Ve bunları size ilerleyen bölümlerde göstereceğim. Olmadı Forestry plugin'ini elle kuracağım. Forestry plugin'i, daha en yayın Forestry plugin'i Forestry crafting'lerini görmemiz için gereken bir şey. Ve burayı bitirdik galiba. Evet, burayı gayet ölmüşüz. Sağlık olsun. Birkaç tane daha portable tank yapsam güzel olabilir yalnız. Ve sanırım şuralarda bir yerde bir tane daha source block var ya da yok. Evet, gayet spamladım. Bir tane bile source block bulamadım. Evet, lablarımız bitti. Buradaki de seni wrenchlemek lazım. Evet. Bu oldu olacak sayılırken şunlar da oluyor.
Ve arılarımıza bir bakalım. Arılarımız, evet, ilk balımızı üretti bu. Bu hiçbir şey üretmiyor şu an. Onun ne ürettiğini merak ediyorum aslında. Evet. Son set silikon sellerimiz de hazır. Ve bunun enerjisini bağlayabiliriz. Bu ne kadar har istiyordu? 128 EU. 128 bin EU. Ve evet, onu kaldırabilecek kadar var. Ve üretiliyor. Dahası da. Süper. Asa doğru. Bunu şu an koymamıza gerek yok. Sanırsam. Ya da var. Evet, var. Bu bölümde çok güzel dörtlükler yapıyorum. Evet, her şeyimiz hazır olduğunda ben geri döneceğim. Ve ikinci solar panelimiz de hazır. Şimdi bunu da upgrade edelim. Aa, tabii bu şu an bug'lı. Ne lazım? Advanced Machine Block hazır. Advanced Circuits hazır. Bunlar hazır. Ve şunlar nerede? Ben mi göremiyorum yoksa? Onları yapmıştım diye hatırlıyorum. Evet. Gidip bir set daha yapmamız gerekecek. Eğer onları başka bir yere gördüğümü gören varsa haber verir. Evet, bu da hazır. Bunun shift click ile ilgili şöyle böyle saçma ötesi bir bug'ı var. Ve topluca bundan nefret ediyoruz. Şunları da yavaş yavaş yerleştirelim. Tabii solar panel en önemli parça. Onu yerleştirmeyi unutmuşum en baştan. Ve yemek yiyelim. Açlıktan ölmek istemeyiz. Ve ikinci advanced solar panelimiz. Bunu yerleştirmeden önce abi şu an yerleştirebiliriz aslında. Düşündüğümde. Kırmama gerek bile yoktu. Ve gördüğünüz gibi ikinci solar panelimiz de gayet mister gibi elektriğini üretiyor. Bunun dışında MFE dolduktan sonra da bunlar elektrik üretmeye başlayacak ve 32.000 EU'sunu, yani bir bedbox'ın depoladığı kadarın yarısını kendi, pardon, bir bedbox'ın depoladığı kadar da, evet. O öyle bir şeyi kendi içlerinde de depoluyorlar. Böyle güzel bir şeyler işte. Sen de azıcık üret. Şu an sana acil ihtiyacımız yok. Ve evet. İki solar panelimizle gayet mutlu mesut yaşıyoruz şu an. Bakalım bu bölümde kısa sürecek başka ne yapabiliriz? Onu düşünüyorum. Yeni bir çift solar panel yapamayız kesinlikle. Bu arada sen de balı üretiyormuşsun, evet. Ama yapmaya başlayabilir miyiz? Onu sonraki bölümde başlarım. Bu dışında şu Pyrite Dust Industrial Electrolyzer ile kullanılan bir şey.
Gördüğünüz gibi sülfür ve iron üretiminde kullanılıyor. Bu da ruby dust. Bunun işte ruby'nin macerate edilmesiyle de elde ediliyor. Alüminyum ve krom üretiminde kullanılıyor. Dolayısıyla da yakında industrial electrolyzer'da yapacağız. Bunun işte kendisi tekrar ruby'ye çevrilebiliyor. Yapımına bakacak olursak herhangi bir ruby alet demin yaptığınız gibi redstone üretimi ve ruby'nin kendisi. Evet. Sanırsam bu ilk bölümümüzü bitirmek için güzel bir 10. bölümümüzü bitirmek için güzel bir yer ve süre de tam 30 dakika olmuş. Neyse. Köfteyiz köftedenin günler, iyi eğlenceler ve World Saving'in tadını çıkarın. Beğenirsiniz.